Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde mekik görünümlü örümceklerine mekik görünümü veriyoruz. Bu şekilde tığ oyası. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Görünüşü çok hoş. Yapımı da bir o kadar kolay olan bir modelimiz. İlk önce ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Yeşil kısmını en sonda yuvaya bu trabzan ve örümcekleri yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce tığ battığımızın içine sık iğne ile bu şekilde girerek başlıyoruz. İlk başlarken gibi aynı şekilde 3 tane bu kirpikli ara suyundan veriyoruz. Oyaların güzel durmasını isteyenler arkadaşlar bu şekilde 3 ya da en fazla arkadaşlar 5 tane trabzan ara mesafesi verebilirsiniz. Ama benim tavsiyem 3 tane olması arkadaşlar. Bakın gayet çok güzel duruyor. Oyamızın da o kadar bir ağırlığı yok arkadaşlar. Ara mesafesini fazla açmayın. Bu şekilde tığ battığımızı sık iğne ile girip bir iki zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Tığ battığıma girdim. iki, iki olarak aldım. Bu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Yaptığım trabzanımın arasına bu şekilde kirpik olarak kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar. İki zincirimi de hemen yandaki tığ battıya kapattım. Kirpikli, bu şekilde üçgen bir ara suyumuz oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tığ battı yapıyorum. İki zincir. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. İki zincir. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. Toplamda 4 tane tığ battı ara mesafesi verdik. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çekip ters tarafına çevirdim modelimi. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Buraya bir yuva yaptık. İki zincirle döndüm. Düz tarafına. Bir defa doluyorum. Hemen yaptığım yuvanın içine gelip iki, iki aldım. Buraya trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Bir, iki, iki. Üçüncü trabzanım. İki defa doluyorum tığımın başını. İki, iki, iki. Üç seferde aldım trabzanımı. 2 defa doladım. Hemen yine öbür trabzanlar yaptım. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde bu şekilde 5. trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir yaptığım trabzana kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 altıncıyı da yuvada yapıyorum bu şekilde yaprağım hazır 5 zincir çekiyorum yuvada kapattım çiçeğimiz için bu 5 zincir yuva olacak 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girip 2 2 karşısındaki yaprağı yapıyoruz bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 3 iki defa doladım. Yuvaya giriyorum 2 2 2. 4. tırabzan. İki defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu da 5. tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Buraya tırabzana kapattım. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve altıncıyı da yine bu yaprakları yaptığım ana yuvaya sık iğne ile giriyorum şurada zincir çekmiyor başladığım tığ battımın içine de arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum ki yaprağım aşağı meyilli olmasın biraz dik olsun evet arkadaşlar bu kadar zaten her zaman yaptığımız yaprak modelimiz Yine bu tarafta iki tane tığ battı kalmıştı. Dört tığ battıdan. İkisini kullanıp ikisini de hemen yanına şöyle mesafe olarak bırakmıştık. İki tane de yine bu tarafına iki zincir hemen yandaki tığ battına bu şekilde iki tane tığ battımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İki, iki. Yine üç tane bu kirpikli trabzanlardan bu şekilde üçgen trabzanlardan ara mesafesi vereceğiz. 4 zincir kapattım buraya. Evet. Zincirimi buraya bu şekilde iki zincirimi tığ battıya kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Tığ battıya 2 2 girdim. 3 4 zincir kapattım trabzanıma 2 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde 3 tane verince tekrar 4 tığ battığıyla yaprak yapımına başlayacağız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Şurada tomurcuğumun dibinde yaptığım sık iğneye tomurcuğumun içine değil arkadaşlar bakın hemen yanındaki sık iğnenin içine girerek yapıyorum. Şöyle tomurcuğum kenarda süs olarak gözüksün istiyorum arkadaşlar. Ve hem de şu daha yukarı kaldırmadan şöyle yaprağıma doğru yatık duruyor arkadaşlar. O yüzden tomurcuğumun içine değil, ilk sık iğnemin içine hemen sık iğne ile kapattım. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bu ortada yaptığım 5 zincirli yuvanın, yeşil yuvanın içine girip 1, 2, 3 seferde buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, şöyle sıkı sıkı zincirin açılmaması masalını şöyle minicik arkadaşlar bakın minicik bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi trabzanımın arasına kapatıyorum bu şekilde. Bir defa doladım, yuvaya girdim. Bir, iki, iki, ikinci trabzanım bir zincir çekiyorum sıkı sıkı şöyle hafif ipimi uzatıp yine aynı miniklikte bir örümcek yapıyorum bir defa doladım bu yeşil yuvaya giriyorum bir iki iki bu işlemi tam sekiz defa yapacağız yani arkadaşlar sekiz örümcek sekiz trabzan dibine bir zincir çekip şöyle küçük örümcek yapıyorum örümceklerimin gayet minik şöyle bir tığ sığacak kadar yapıyorum. 3 oldu. 1 2 2 4. bir zincir. Şöyle tığımın başını hafif uzaltıp şöyle şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Kapattım trabzanımın arasına bir defa doluyorum yine yeşil yuvaya bir iki iki minik bir şöyle sıkı sıkı zincirin üzerine örümcek yapıyorum gayet minik oluyor örümceklerimiz buraya kapatıyorum bir defa doladım bir iki iki bir sıkı sıkı zincir minicik bir örümcek bu şekilde 2 3 4 5 6 tane olmuş arkadaşlar ve yine bir defa doluyorum yeşil yuvaya 1 2 2 sıkı sıkı bir zincir küçük bir örümcek Şöyle kapattım trabzanımın arasını. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya 5 zincir çektiğim yeşil yuvaya 1, 2, 2. Bir zincirim. Şöyle hafif tığımı uzatınca arkadaşlar tığının büyüklüğünde oluyor. Tığı ne kadar uzatırsanız örümceğinizin boyutu o kadar uzuyor. Trabzan arama girip kapattım. Şimdi bunu yine Arkadaşlar bu şekilde en son yaptığım trabzanın dibine. Yani bu beş zincirli tomurcuğumun dibine kapatıyorum şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tomurcuğumun içine değil de hemen dibine kapatıyorum. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Oluyor. Şimdi bunu Buradan bir tane arkadaşlar en son kapattığım bu mavi ipten aldım. Kopardığım mavi ipten de tuttum ucunu. Böyle arkaya doğru çekerseniz şöyle kenarda yanık olmaz. Kısa da kesilirse ipimizin boyutu şöyle siyahlık oluşmaz. İnşallah arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Buradakini de şöyle biraz ucunu alalım. Fazla siyah olmasın. Bu örnek amaçlı arkadaşlar. Siz daha çok özenin yemenilerinize. Şimdi çekelim örümceklerimizi. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın şu trabzanımızın önünde eğer arkadaki bak daha belirginse şöyle elinizle açıp öndeki yine çekeceğiz. Arkadakini değil öndeki ilmeğimizi şöyle çekeceğiz arkadaşlar öne doğru. Bakın minicik şeyler. Arkadaki belirginse elinizle açıp öndekini görebilirsiniz. Daha net olan. Yani açıldığı zaman daha net olur. Şöyle çekip şöyle şu kalın yeriyle arkadaşlar daha genişletebilirsiniz. Sonuçta Örümceklerin boyutu aynı bile olmasa arkadaşlar, naylon ip çekildiği zaman uzuyor. Şöyle çekerek hepsini aynı boyuta getirebilirsiniz. Yani şey kuyumcu tartısı değil bazen hani eşit olmayabiliyor. O yüzden sündürerek eşit boyuta getirebilirsiniz örümceklerinizin boyutunu. Şu şekilde dibine iyice otutturarak çekelim. Öndeki örümcekleri çekiyoruz. Öndeki örümcekleri şöyle çekiyoruz. Şu şekilde öndekileri çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle çekerek gözünüze kısa gelenleri takıptığınıza sündürüp onun boyutuna getirin arkadaşlar. Bu şekilde hepsini aynı boyuta getirdik. Evet arkadaşlar. Bakın. Şöyle arka tarafından da ütülendiği zaman bu ilmekler bu şekilde yapışacak yani. Daha bir yani kalkık yerleri yapışacak. İsterseniz arkadaşlar size şöyle arka tarafında ütülemesini göstereyim. Hemen ütümü ısıtayım geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde çekmiştik. Evet arkadaşlar bu şekilde ilmekleri çekmiştik örümceklerimizi. ve ters çeviriyorum. Şöyle tersinden buraya yatırdım arkadaşlar. Bu şekilde ütümün Burasında teflon var arkadaşlar. Eşim bunlar sattığı için. Bu teflon olursa yaş bezi de gerek yok bu buharlı ütüyle arkadaşlar. Şöyle direkt hani parlatmayacağı için parlaklık. Şunu da düzeltelim. Bakın bu yeni yaptığımız mavinin üzerine bu şekilde bakın nasıl zarif ve incecik tül gibi oldu. Gördünüz? Bundan bahsediyorum. Bu ters tarafı olduğu halde tül gibi yapıştı. Bu şekilde bakın çok da zarif oldu. Ütülendiği zaman tersinden de bu şekilde kalıp gibi durdu. Hepsi bir ayarda. Dediğim gibi sündürerek hepsini bir ayara getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimizin yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.